InDesign'da basılı olarak hazırlanmış yayınları interaktif dokümanlara, interaktif belgelere dönüştürmek çok kolay. InDesign Creative Suite 4 kullanıcıları bunu Flash Pro desteğiyle birlikte yapıyorlar veya InDesign içerisinden sayfaları dönüştürülebilen Flash olarak çıktı alınabiliyor. Ama InDesign Creative Suite 5 ile birlikte direkt olarak InDesign'in içerisinden Flash'taki gibi hareketli nesneler, çalışmalar, interaktif belgeler üretmemiz mümkün. Şimdi bunu göstermek üzere bu sayfadaki live yazısını hareketlendirmek istiyorum. Live yazısı yukarıdan sayfanın üst kısmından aşağı doğru gelsin istiyorum. InDesign Creative Suite 5 ile birlikte bu tarz işlemleri yapmamıza yarayan animation paneli gelmiş durumda. Animation panelinde Flash'ta olduğu gibi bir takım preset'lerle animasyon ön ayarlarıyla Seçtiğiniz nesnenin nasıl hareket edeceğine karar verebilirsiniz. Ben şimdi flying from top diyorum. Burada isterseniz flash içerisinde bir takım animasyon ayarları hazırlayıp InDesign'ın in bunu kullanmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle InDesign flash arasında da presetler kullanılabiliyor. Flying from top dedikten sonra InDesign bana buradaki animasyon alanında bir ön görünümle nesnenin nasıl hareketlendirileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda nesnenin kendisine baktığımda üzerinde bir e, animasyon preseti olduğuna dair, ön ayar olduğuna dair bir işaret ve hatta bir pet, yukarıdan aşağı doğru bunun sayfaya geliş yolunu gösteren bir Pete sahibim. Motion pet. İstersem tıklayarak bu peti de değiştirebilirim. Şimdi bu animasyonun nasıl çalıştığını görelim. InDesign Creative Suite 4 kullanıcıları daha önceden yaptıkları çalışmanın interaktif olarak nasıl çalıştığını görmek için bütün bir belgeyi export etmek zorundaydılar. InDesign Creative Suite 5 ile birlikte artık bu çalışmayı yaptığınız an kontrol etme şansınız var. Bunun için Preview panelini kullanabilirsiniz. Macintosh kullanıcıları Elma Shift Enter, Windows kullanıcıları Control Shift Enter tuşlarına basarak Preview panelini çalıştırabilirler. Preview paneli şu an bulunduğumuz sayfanın içerisinde geçerli olan animasyonu canlandırır. Bizden önce yapılmış olan bazı animasyonları da burada görebilirsiniz. En son live yazısının sayfanın üstünden aşağı doğru gelmesi için hareketlendirmiştik hatırlarsanız ve işte gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru live yazısı da gelmiş oldu. Ön izleme panelinde çalışmaya tekrar dikkatle baktığınızda şunu fark ettiniz muhtemelen Öncelikle şurada gördüğünüz sinekler sırayla uçuşmaya başladılar. Hatta sesleri de geliyor. Sonrasında buradaki yazı hareket etti ve ardından live geldi. Peki bunun sırasını değiştirmek mümkün mü? Cevap evet. InDesign Creative Suite 5'te Timing paneli sayesinde burada sayfa içerisinde hareketlendirdiğiniz nesnelerin sıralarını değiştirebilirsiniz. Mesela Live yazısını yukarıdan aşağı doğru hareketlendirmiştik ve bu işlemi en son yapmıştık. Dolayısıyla sıralama olarak live headline yazısı en sonda ama istersek tıklayıp sürükleyerek onun üst taraflarda yer almasını sağlayabiliriz. Ya da istersek sayfadaki bütün elemanların, bütün interaktif parçaların bir arada aynı anda hareket etmesini sağlayabiliriz. Bunun için şurada gördüğünüz play together butonuna basmanız yeterli. Buna bastığınızda sayfadaki bütün nesneler aynı anda hareket edecek. Şimdi bu interaktif belgeyi biraz daha zenginleştirmek istiyorum. Bu sayfada gördüğünüz fotoğrafların sırayla kullanıcılar tarafından gezilebilmesini sağlayacak bir slide show'a dönüştürmek istiyorum. Bunun için öncelikle hizalamalarının tam olarak aynı olmasını sağlıyorum. Şimdi seçtiğim birçok fotoğrafı InDesign Creative Suite 5 ile birlikte gelen Object States paneli üzerindeki Convert Selection to Multi State Object butonuna basarak özel bir grup haline getiriyorum. Bu özel grup benim için artık bir slide show nesnesi. Ve benim bütün çektiğim fotoğraflar state'ler olarak 1 2 3 4 5 diye burada listelenmiş durumda. Şimdi benim yapmak istediğim şey bu slideshow nesnesinin building slayt show building nesnesinin sağ ve sol oklara basıldığında sırayla fotoğrafları göstermesini sağlamak. Bunun için butonlardan bir tanesini seçiyorum ve buttons paneline gidip actions bölümünden InDesign Creative Suite 5 ile birlikte gelen go to next state komutunu seçiyorum. Burada slideshow building standart olarak geldi ama eğer başka nesneler olsaydı listeden o nesneyi seçmem gerekecekti. Bu nesne için bir sonraki state'e git. Aynı şekilde sol butonu seçtikten sonra da actions go to previous state obje slideshow building dedikten sonra şimdi bunun interaktif olarak nasıl çalıştığını kontrol etmek üzere preview panelini çalıştırıyorum. Windows kullanıcıları Ctrl Shift Enter, Macintosh kullanıcıları da Elma Shift ve enter tuşlarına bastıktan sonra sayfanın preview paneline ulaşabilirler. Gördüğünüz gibi animasyon sırayla oluşturuldu interaktif belgede ve artık benim nesnelerim buton olarak tıklandığında ileri ve geri hareket edip state'leri sırayla gösterebiliyor. İnteraktif belgemizi InDesign Creative Suite 5 ile geliştirmeye devam edelim. Bunun için bir diğer sayfaya geçiş yapıyorum. Burada gördüğünüz nesne aslında bir film nesnesi, bir video. Layers paneline baktığınız zaman bunun bir CS5 Creative Suite 5 yeniliği olduğunu görebilirsiniz. InDesign Creative Suite 4 kullanıcıları Move gibi bir takım video formatlarını içeri alabiliyorlardı. Ama artık Standart olarak direkt olarak InDesign'in içerisine FLV videoları alabiliyorsunuz. Flash videoları alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz medya paneline bastığınız zaman bu video için sayfanın içerisinde, tasarımın kendisi dahilinde görünmesi amacıyla bir poster ayarlayabilirsiniz. Fakat ona geçmeden önce InDesign Creative Suite 5 ile birlikte gelen bir diğer güzelliği göstermek istiyorum. O da videoların export edilmeden çalışmanın içerisinde görüntülenebiliyor olması. Şimdi biz bu sayfa için uygun bir poster belirleyelim. Bunun için bisikletlerin yaklaşırkenki bir fotoğrafını poster menüsünden from current frame diyerek çalışmanın içerisine o karenin getirilmesini sağlayabiliyor. Bununla beraber çalışmayı başlattığımız zaman kullanıcıların bu videoyu hangi ayarlarla görüntüleyeceğine dair bir arayüz seçimi de mümkün. Bunun için play, seek, stop gibi bir seçeneği işaretledim. Ve mouse üzerine geldiğinde bu kontrollerin görüntülenmesini sağladım. Şimdi belgenin son halini görmek üzere file export diyerek formatını flash formatına, flash player formatına çevirip kaydediyorum ve browser'da çalıştırılmasını sağlıyorum. InDesign interaktif belgemi sesi, videosu ve slideshow'ları ile birlikte Swift file olarak dışarı çıktı alıyor ve ardından bana gösteriyor. Burada tabii ki daha önceden hazırlanmış olan bir takım butonları da görüyorsunuz. Bizim hazırladığımız sayfa live sayfasıydı. Tıkladığımızda animasyon interaktif bir şekilde başladı. Aynı şekilde slideshow'umuz çalışıyor. Aşağı tarafta bir navigasyon söz konusu. Bu navigasyona tıklayarak diğerlerine geçiyorum. Ve işte video sayfam. Video sayfanın üzerine geldiğimde... Videoyu başlatabiliyorum ve durdurabiliyorum